Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından herkese mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli basketbol severler. Türkiye Sigorta, Türkiye Basketbol Ligi'nde son haftalara doğru ilerliyoruz. 32. hafta heyecanında ikinci günün açılış maçıyla sizlerle birlikteyiz. Iğdır'da, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda mücadele birazdan başlayacak. Alagöz Holding Iğdır Basketbol. Ligde dördüncü olan Gaziantep basketbolu ağırlıyor. İki takım da seremoni için şu anda bençlerine geldiler. Mücadele birazdan başlayacak. Maçın detaylarına geçmeden önce hemen sizlere 32. haftanın şu ana kadar oynanan maçlarını ve bugünün programını aktaralım. Dün saat 15'te Final Spor Gölbaşı Belediyesi Tedankara maçıyla başladı. Yeni hafta Gölbaşı Belediyesi son saniyede gelen isabetle 79-76 çok kritik bir galibiyet aldı Final Spor deplasmanında. Ardından 20'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yla karşı karşıya geldi. 98-72'lik net skor Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor lehineydi. Alagöz Holding Iğdır Basketbol Gaziantep mücadelesinin ardından saat 14.45'te Esenler Erokspor OGM Ormanspor'la karşı karşıya gelecek. Ardından saat 18'de de Fenerbahçe Koleji Novotel Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Bugünkü mücadeleler bu şekilde. Ardından yarın da 3 maç var. Saat 14'te Kapaklı Spor Semt 77 Yalova Spor'la, 15.45'te Konya Spor Pizzen Azarem Spor'la, 17.30'da da MK Ankara Gücü İkonmenkul Çayırova Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Tüm mücadeleler Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında sizlere ulaşıyor olacak. Ve haftanın kapanışı, en önemli mücadelesi belki de liderlik için. Pazartesi günü saat 20'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Sigortamnet'i ağırlayacak. Sigortamnet bildiğiniz üzere Semt 77 Yalova'nın Mersin'e kaybetmesi sonrasında galibiyet sayısını eşitlemişti. Semt 77 Yalova ile ve son 3 haftada bakalım nasıl bir lig sonu göreceğiz. Gerçekten hem alt sıralarda hem orta sıralarda hem de liderlikte büyük bir çekişme var. Dop dolu bir sezon bizlerle Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde. Gelelim iki takımın detaylarına. Bençler birbirlerine başarı dileklerini ilettiler. Şimdi oyuncular da selamlaşıyor. İlk olarak konuk Gaziantep'ten başlayalım. 31 maçta 21 galibiyet, 10 mağlubiyetle 52 puan topladılar ve 4. sıradalar.
Son 8 maçta 5 mağlubiyet 3 galibiyet aldı. Bu 10 mağlubiyetin 5'i son 8 haftada geldi. 24 ve 28. maçlar arasında mağlup oldu Gaziantep üst üste. O mağlubiyet serisinin ardından 3 maçtır kazanıyor. Sırasıyla Ankara Gücü, Konyaspor ve Mersin'i mağlup etmeyi başardı Gaziantep basketbol takımı. Son 2 haftada, bu haftadan sonraki kalan 33 ve 34. haftalarda Kapaklı'yı ağırlayacak ve Final Spor deplasmanına gidecek son hafta Gaziantep. Ev sahibi takıma bakarsak 31 maçta 15 galibiyet 16 mağlubiyetle 46 puan topladılar ve 9. sırada yer alıyorlar Alagöz Holding Kıdır basketbolu oyuncular. Son 7 maçta 5 mağlubiyet 2 galibiyet aldılar. Son 2 haftada da mağlup oldu Alagöz Holding Kıdır basketbol, sırasıyla Gölbaşı ve Semt 77 Yalova Spor'a. Onlar da son 2 hafta heyecanında 33. hafta Sigortam.net'e konuk olacaklar. 34. ve son haftadaysa 21 Nisan'da Pizza Lazza Arem Spor'u konuk edecek Alagöz Holding Kıdır Basketbol. Birazdan ilk 5'ler sizlerle olacak. İlk 5'leri de aktaracağız. Ardından mücadeleye start vereceğiz artık. İkinci gün bu karşılaşmayla başlayacak. İnegöl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de final heyecanı başladı. Dün ilk maç oynandı. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe Alagöz Holding Çukurova Basket, alıştığımız final serisi yeniden başladı. İlk maçı Fenerbahçe rahat kazanmayı bildi. İkinci maç yarın oynanacak. İlk beşler ekranlarınızda. Alagöz Holding Kıdır Basketbol'da Önder Atun, Burak Erol, Suat Çemusal, Beno Embala ve Robert Upsov. İlk 5'te Gaziantep'e baktığımızda ise Marius Watson, Erkin Şenel, Yiğit Onan, Duşan Cantekin ve Roland Freymanis. İlk 5'te yer alan isimler mücadeleye bu kadrolarla başlayacak iki takım. Artık son hazırlıklar tamamlandı. Benchlerinde son taktikleri alacak oyuncular. Ardından mücadeleye start vereceğiz. Dördüncü hafta çok çekişmeli ve aynı anda oynanan 9 maça sahne olacak. Gerçekten son haftaya kadar süren bu heyecan çok ama çok büyük bir mücadeleye sahne oldu şu ana kadar. Şöyle bir baktığımızda Semt 77 ve Sigortam.net 26'şar galibiyet aldılar. Mersin'in 23 galibiyeti var. Gaziantep'in 21 galibiyeti var. Final Spor 5. sırada 16 galibiyet 16 mağlubiyetle. Çayırova 16 galibiyet 15 mağlubiyetle takip ediyor. Maç eksiği var. 7. sırada Fenerbahçe Koleji Novotel yine 15 galibiyet 16 mağlubiyetle takip ediyor. Onların da maç eksiği var. Gölbaşı dün aldığı galibiyetle 8. sıraya yerleşti. Playoff için çok ama çok kritik bir galibiyetti. Alagöz Holding Kıdır Basketbol 9. sırada. Bornova Belediyesi Karşıyaka 10. sıradaki yerini koruyor. Onlar için de kritik haftalar. Baş antrenör Şemsettin Baş'la yollar ayrıldı, bildiğiniz gibi. Çayırova'ya geçti Şemsettin Hoca. Kapaklı Spor 13 galibiyetle 11. sırada. Kocaeli 12. galibiyetini aldı 12. sırada. Esenler Erok 13 galibiyetle 13. sırada. Balıkesir 12 galibiyetle 14. MK Ankara Gücü 12 galibiyetle 15. sırada. Onlar da son haftalarda toparladık derken tekrar gelen mağlubiyetlerle alt sıralara yaklaştı. OGM Orman Spor 11 galibiyette, Konya Spor 11 galibiyette ve Pizza Lazza Arem 11 galibiyette. Son 3 sırayı paylaşan 3 takım aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip. Çok ama çok kritik bir 3 hafta bu, özellikle 3 takımı bekliyor. İki takım da parkede, mücadelenin hakem triyosunu aktaralım. Karşılaşmayı baş hakem Sayın Uğur Özen, yardımcıları Sayın Cemil Uygül ve Sayın Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetecekler. Hakemlerimize de her mücadelede olduğu gibi bu karşılaşmada da hakem şansı diliyoruz. İki takım oyuncuları da birbirlerine, hakemlere başarı dileklerini ilettiler. Günün açılışı için herkes hazır. Iğdır'da
Keyifli bir mücadele bizlerle olacak. Duşan ve Upshaw hava atışı için orta noktadalar. Tamam işaretini bekliyoruz. Cemil Uygül kontrolleri tamamladı. Baş hakem Uğur Özen'e işareti verdi ve günün açılışını şimdi gerçekleştireceğiz. Mücadeledeki ve bugünün ilk hava atışı geliyor. İlk hücum ev sahibi Alagöz Holding Iğdır basketboldan. Güzel de bir pas çiftleldi. Nefis bir smaçla başladı Alagöz Holding Iğdır basketbol. Upshaw hem hava atışını kazandırdı takımına hem de çok güzel bir koşu. Burak'tan aynı güzellikte asist. İki takıma başarı dileklerini iletemeden onun güzel sayısını anons ettik. İki takıma da başarılar diliyoruz. Yine çok güzel bir hücum ama sağ turnike kaçtı. Çok hızlı taşıdı topu Alagöz Holding Iğdır basketbolda. O noktada Önder Atun ama isabet gelmedi. Rollins Freymanis topu içeriye vurdu. Orta mesafeyi buluyor Freymanis. Keyifli seyirler diliyorum. Iğdır'da güzel bir başlangıç oldu. Haftanın ikinci gününe Upshaw güzel bir atış denedi, bir fadeaway denedi ama isabetli değil. Şimdi hücumda Gaziantep. Perde geldi, o perdeden faydalandı. Üçlüğü yolluyor. Erkin Şenel. Ligin ilk devresinde de çok önemli işler yaptı yine. Burada üçlüyü yolladı. Gaziantep'in beşinci sayısı geldi. Burak. Suat Cemusal. Beno Embala. Orta mesafeden Beno Embala da sayıyı buluyor. Maris Watson. Önder savunmasında. Duşan şimdi geldi perde için. Upshaw'da kaldı. Erkin. Erkin faul kararı var. Burak kesti Erkin'in hücumunu. Hücumu sürecek konuk Gaziantep basketbolu. Gaziantep Benci ile bir diyalog söz konusu. Orada itiraz gelmişti. Maçın başında erken gelen bir itiraz. Ali Yıldırım baş antrenörlük koltuğunda bildiğiniz üzere sezon başından bu yana. Alagöz Holding Iğdır basketbol cephesine de bir uyarı geldi. Yeniden oyundayız. Yiğit Onan. Yiğit iyi girdi içeriye. Duşan'a şimdi pası. Duşan Cantekin. Duşan birebiri Upshaw'la tek eliyle bitirmek istedi ama iyi gidemedi çembere. İsabet yok. Beno Embala. Embala'nın pası Upshaw. Upshaw ama sağlı yürüme. Destek ayağı değişti. Top kaybı geldi. İki dakika geride kaldı mücadelede. 5-4'lük Gaziantep üstünlüğü var. Hücumda konuk ekip Maris Watson. Watson zorladı ama çok dengeli tutamadı topu. Erkin fake'ine cevap aldı Erkin Şenel. Maris Watson o da fake'ledi. 7 saniye var. Tekrar Erkin. Sadip'ten 3 sayılık atışı isabetli. Topu döndürdü. Doğru isimde buldu Gaziantep. Erkin'den bir üçlük daha. Burak. Perdeden faydalandı Burak. Çok da güzel gitti. Çembere atış kaçtı ama orada Upshaw var. Yine çiftel smaç. Maris Watson.
3 sayılık atış geldi. Bir isabet daha. Yay gerisinden nefis başladı. Gaziantep basketbol. Apsov potu altında Gaziantep'li oyuncular yay gerisinde. Önder Apsov bir de orta mesafe isabetli değil. Yiğit reboundu çekiyor. Mars Watson tek pasla rakip alana taşıdı. Erkin iyi girdi içeriye. Erkin Şenel bitmedi pozisyon ama orada Duşan var. Gaziantep sayıları buldu. Farkı açtı konuk ekip. 13-6. Burak indirdi. Apsov. Duşan savunmasında tekrar Burak. Embala. Embala'ya faul. İki atış gelecek. Apsov kenara geldi. İyi başladı Apsov. Çok güzel bir çift el maç. Onun yerine Murat oyunda. Diğer tarafta da Duşan kenara geliyor. Duşan Cantekin. O da Hüseyin Emre Yıldırım'la değişti. Beno Embala çizgide şimdi. 1995 doğumlu oyuncu 27 maçta görev aldı bu sezon. 32 dakika ortalamayla 17.5 sayı, 7.7 rebound ve 2.1 asist ortalaması Beno Embala'dan. İkide iki yaptı çizgiden. Dört dakika geride kalıyor ilk çeyrekte. Yiğit Onan. Burak savunmasında Yiğit. Önce fake'ine cevap aldı ardından. Bir üçlükte Yiğit Onan'dan. Yay gerisinde 4-4 Gaziantep'li oyuncular. Boyalı alandaki mücadele. Murat'a yapılan faul. Hüseyin Emre Yıldırım oyuna girdi. Faul yaptı. Hücumu sürecek. Alagöz Holding Hıdır basketbolu. Suat topu oyuna sokuyor. Eno Embala. Tekrar Suat. Suat Cemusal. Kayda geldi Murat'tan. Hüseyin ona da çıktı. Şimdi Embala. Freymanis savunmasında 3 saniye kala. Eno Embala dengeli bir atış gelmedi. Orada Murat. Topu aldı. Süre dolarken çembere değmeyen topu tamamlamayı başardı. 16-10. Erkin. Perde geldi. Erkin bir de el üstü üçlük. İlk kez kaçırdı. Gaziantep'li oyuncular. Burak Tanpas. Suat. Şut kullanmadı. Beno Embala. Reymanis savunmasında Embala. Embala gitti çembere tek eliyle. Beno Embala farkı azalttı. Alagöz Holding Hıdır basketbol. Boyalı alanı iyi kullandı. Ev sahibi takım bu bölümde. Embala da 6. sayısına ulaştı. Erkin 2 üçlükle 6 sayıda. İçeriği zorladı Yiğit. Yiğit Onan Embala'nın üzerinden atış. Çembere değmiyor top. Burak rebound topu alan isim. Burak Erol orada takım arkadaşıyla çarpıştı. Murat'tan pas. Yine faul düdüğü. Gaziantep'in bir faul hakkı kaldı böylelikle. Embala. Son 4 dakika 15 saniye. İlk çeyrekte 16-12'lik Gaziantep üstünlüğü var. Murat tepede topla buluştu. Suat şimdi boş kalınca şuta yöneldi. İsabetli değil. Rebound Yiğit'te. Yiğit Onan. Erkin.
Arsu Atsın'ı bekledi. Şimdi onda top. Freymanis'ten tekrar Freymanis. Şutu bulamadı. Mbala karşısına çıkmıştı. Tekrar Freymanis'e doğru. Oradaki eşleşmeyi kullanmak istiyor Gaziantep. Freymanis 5 saniye kaldı. Erkin yine 3 sayılık atış. Bu kez kısa kaldı. Hiçbir şeye değmeyen top. Burak kontrolü sağladı. Hızlı taşıdı topu. Suat Cemusal. Suat'tan Murat'a ekstra pasta geldi Önder. Önder Atun iyi gitti çembere. Tekeliyle bırakıyor. Alagöz Holding Kıdır basketbol farkı 2'ye kadar indirdi. Marius Watson. Son 3,5 dakikanın içerisindeyiz. Watson perdeden faydalandı. İçeriği zorladı Watson. Turnike'yi de bırakıyor. Mbala Önder anlaşamadı orada. Bir anda savunmasız kaldı. Marius Watson o da 5. sayısını kaydetti. Suat. Murat içeriye devrilmişti. Şimdi Mbala. Mbala da yay gerisinden deniyor. İsabetli değil. Yiğit Onan reboundu çekti. Yiğit hızlı da taşıdı topu Yiğit. Şimdi pası Roland Freymanis. Geçişte 3 sayılık atış. Bitmiyor yine. Reboundu Erkin alıyor. Bir kez daha hücum fırsatı. 5. reboundunu çekti Yiğit Onan. Marius Watson. 2 saniye, 1 saniye. Watson top kaybı geliyor. Süreyi değerlendiremedi. İkinci şansı kullanamadı Marius Watson. İki takımda da oyuncu değişiklikleri var. Upshow tekrar oyuna dahil oldu. Burak da oyuna dahil oldu. Burak Türsen. Diğer tarafta da İbrahim Ethem oyunda. Duşan oyunda. Ve Hasan Emir Gökalp kaptan da oyuna dahil oldu. Son 2,5 dakikanın içerisindeyiz. 18-14'lük Gaziantep üstünlüğü var. Çok güzel döndü. Abdüşav oyuna girer girmez. Yine smacı yapıyor. Altıladı sayıların Abdüşav. Marius Watson kaydeden faydalandı. Marius Watson yine topu kaçırdı elinden. 7 saniye var. Watson penetreti verdi pasını. Soldan İbrahim Ethem 3 sayılık atış isabet yok. Fark 2. Son 2 dakikanın içerisindeyiz. Burak. Beraberlik fırsatı Gaziantep için. Gaziantep karşısında Iğdır adına Murat. Oynadı birebiri Murat. Çıkardı pasını. Çok sert bir pas oldu ama ardından atış isabetli değil. Çok iyi hücum edemedi. Alagöz Holding Iğdır basketbol. Hüseyin verdi pasını. Marius Watson. Watson penetreti verdi. 3 sayılık atış İbrahim Ethem. Bu kez diğer noktadan. Nefes aldırdı takımına. Az önce soldan atamadı ama burada çekinmeden yolladığı üçlü isabeti de buluyor. Burak. Perdeden faydalandı Burak. Tekrar aynı noktaya çıktı. 3 sayılık atış geliyor. İsabetli değil. Upshow çeldi ama top orada Gaziantep'li oyuncularda. Hızlı hücum fırsatı. Yüksekten bir pas. Havada nefis tamamlıyor. Orada sayıyı alıyor Hüseyin. Nefis bir pozisyon izledik. O top biraz pas gibi bir toptu. Tam bir turnike değildi. Hüseyin nefis tamamladı. Bir de serbest atış kullanacak. Üç sayılık hücum Hüseyin Emre Yıldırım'dan. Son 57 saniye ilk çeyrekte. Burak. Upshow'a indi top.
Rakibin omzuna aldı. Yine çok güzel döndü. Ama atışı isabetli değil Apşov'un. Emre yetişti oraya. İki atış gelecek Apşov'dan. ...1994 doğumlu oyuncunun 5. maçı Alagöz Holding Iğdır basketbol formasıyla 30 dakika ortalamayla 19.5 sayı, 9.5 rebound ve 1.2 asist ortalamasıyla oynadı. 1.5'da blok yaptı maç başına. Gerçekten geldi günden bu yana çok büyük bir katkı verdi Robert Upshaw. Serbest atışta da 21'de 12'deydi isabet oranı. İlk atışı kaçıyor. İkinci atışını da kaçırdı ama kendi reboundunu yaptı. Sol eliyle bitirmek istedi. İsabet yok. Şimdi hızlı hücum fırsatı eksik yakaladı Iğdır savunmasını Gaziantep. Çok iyi paslaşma gelmedi ama sonrasında Duşan'a son anda dokundu. Basını aktardı Emre. Duşan'ın sayısı farklı. Çift taneye geliyor. Burak indirdi topu Murat. 8 saniye var. Sağ omzuna döndü. Upshaw tepeden 3 sayılık isabet. Alagöz Holding'i Iğdır basketbolun ilk üçlüğü Upshaw'dan geldi. Çeyrek sonunda gelen isabet. Gerçekten kritik noktada geldi. 3.6 var. İlk çeyreğin sonunda bir faul hakkı daha var Alagöz Holding Iğdır basketbolun. Kendere gidebilecek mi bakalım. Konuk ekip top kaybı geldi. Upshaw. Upshaw'dan güzel bir tekel pas ama atış geçerli değil. Güzel bir pas çıktı ama isabet gelmedi. 26-19 keyifli bir mücadele başlangıcı ilk set itibariyle. İlk set önde olan taraf Gaziantep farkı çift taneye de çıkardı. Gaziantep takımı ardından Upshaw kendisinin 9. sayısını yolladı. 3'te reboundu var şu ana kadar. Robert Upshaw'un mücadeledeki en skorer oyuncu konumunda Upshaw. Bakalım ikinci çeyrekte nasıl bir oyun izleyeceğiz hep birlikte göreceğiz. Tekrar görüşünceye dek bizden ayrılmayın. ...26-19'luk skor. Gaziantep basketbol üstünlüğünü korudu. İlk çeyreğin sonunda çift taneye çıkan fark Upshaw'un üçlüğüyle 7'ye inmişti. İstatistikler ekranlarınızdaydı. Ara boyunca 9 sayılı en skorer oyuncu Robert Upshaw. Aynı zamanda Alagöz Holding'in tek üçlüğünü de o yolladı. Gaziantep'te de 9'da 5 üçlük
Bunlar da yan gerisinden 4'te 4 ile başlamışlardı. Güzel girdi içeriye. Emir'in pası, şimdi 3 sayılık atış. İbrahim Ethem aynı noktadan, bu kez isabet gelmedi. Doğru şutu buldu ama isabeti bulamadı Gaziantep. İkinci çeyreğin başında Apşov. Marius Watson'ın üzerinden denedi. İsabetli değil. Rebound geliyor Muratcan. Suat. Apşov içeriye doğru yöneldi. Şimdi ona pas. Duşan savunmasında. Robert Apşov çıkardı. Murat girdi içeriye. Sol eliyle bitirmek istedi. İsabetli değil. Apşov dokundu. Apşov tekrar tipliyor ama top dışarıda. Hücumda olacak Gaziantep. Marius Watson'dan pas. Duşan tekrar elden teslim etti. Marius Watson pası. Freymanis 3 sayılık atış. Embala yetişmeye çalıştı. Pozisyonunu bozdu rakibinin. Önder. Önder Atun. Tekrar Apşov. Apşov'dan Murat. Suat Yemusal. Embala'ya indi top. Embala Apşov top istemişti. Fake'ine cevap aldı Suat. 3 sayılık atış. Güzel bir sayı izletti bize Suat Cemusal. Marius Watson zıplamıştı blok için. Soluna çekti, üçlüğü yolladı. Farkı böylelikle 4'e kadar indiriyor ev sahibi takım. Yiğit Onan tekrar oyuna dahil olacak. Marius Watson, Watson, Suat topu çalmayı da başardı. Önder düzeltiyorum, topu çalmayı da başarıyor. Suat Cemusal farkı yine azaltma fırsatı ev sahibi takım adına. Embala. Beno Embala. Freymanis savunmasında, Duşan'da içeride. Freymanis topa dokundu. Marius Watson'dan çok güzel bir pas. Asiste dönüşüyor mu? Evet. Hasan Emir Gökalp sayıyı buldu. Yiğit Onan oyuna dahil oluyor şimdi. Robert Apşov, Embala'ya doğru çok iyi bir pas gelmedi. Yiğit Onan karşısındaydı. Embala topun kontrolünü sağlayamayınca top kaybı geldi. Yine tek pas. Roland Freymanis. Blok var Apşov. Robert Apşov'un bloğu. Basit bir top kaybı gelmişti. Sonrasında Apşov iyi yetişti oraya. Dönüşte de faul. Hücumu devam edecek. Alagöz Holding Kadır basketbolu. Apşov kenara geldi, yoruldu. Murat tekrar oyunda. Suat topu oyuna sokacak. Embala'ya güzel pas, Embala bitirdi. Hızlı oyun kurdu, sayıyı buldu. Şimdi Yiğit'e güzel bir tek pas. Yiğit'ten nefis bir çift el smaç. Yine uzun tek pasta Marius Watson'dan asist. Yiğit Onan nefis bir çift el smaç. Beşinci sayısı 30-24. Hücum faul. Murat'ın hücum faul yaptığını belirliyor mücadelenin hakemi. Rakibinin yetişmesine izin vermedi Gaziantep. Tekrar skor üretmeyi başardı. 3 dakikada geride kaldı ikinci çeyrekte. Yiğit Onan faul yedi. Yerde bir faul.
Yiğit aldı topu. Yiğit Onan çembere gitti. Yine smaç düşündü ama Embala çıktı karşısına, ardından da faul. Suat. Suat Cemusal. Önder. Murat geldi. Şimdi aldı topu. Şut kullanmadı Murat. Erkin savunmasında. İçeriye girdi. Önder sol eliyle bitirmek istedi. İyi gitti çembere ama isabet yok. Yiğit Onan. Yiğit Suat'sını bekledi. Şimdi Duşan. Duşan Cantekin. Yüzünü çembere dönmüştü. Omzunu aldı rakibini. Duşan döndü tek eliyle. Duşan Cantekin. Altıncı sayısını kaydetti Duşan. 4 dakikada geride kalıyor. İkinci çeyrekte. Burak. Suat orada. Suat orta mesafeye yöneldi. Suat Cemusal. Marius Watson verdi pasını Yiğit Onan. Çemberi görür görmez Yiğit Onan'ın üçlüğü geldi. 5 sayı ikinci çeyrekte Yiğit'ten. Fark 9'a çıktı. İlk üçlüğünü de ilk çeyrekte bulmuştu. Şimdi 3 sayılık atış Murat. Hemen cevap geliyor. Yine uzunuyla üçlüğü buldu. Alagöz Holding Kıdır Basketbol. Son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz. İlk yarıda Marius Watson. Freymanis. Ters eşleşme var yine orada. Freymanis elinden kaçtı top. Top kaybı. Gaziantep'te kaptan kenarda, Erkin tekrar oyunda. Kişilik bir kadroyla bugün Iğdır'da Gaziantep. Bunu da hatırlatmış olalım. 35-29'luk skor. Son 5 dakikaya girdik. İlk yarıda Önder'in pası Embala. Alır almaz Freymanis'in üzerinden. Beno Embala. ...35-31... tekrar fark 4. Embala da çift taneye çıkıyor. İftihaneye çıkan ilk isim mücadelede Beno Embala oldu. Roland Freymanis alır almaz sevdiği şutlar bunlar. Roland Freymanis yine yay gerisinden iyi oynamaya başladı. Gaziantep basketbol ilk üçlüğü Freymanis'in. Burak. Murat'ın perdesi var. Burak Embala'ya çıkarmak istediği basit bir top kaybı Freymanis. Freymanis'in pası Yiğit Onan. Yiğit verdi pasını Duşan Tekeri ile smaçlıyor. Yiğit Onan'dan noluk pas. Duşan Tekeri ile smaçladı. İlk mola geliyor. Fark 9'a çıktı tekrar. 4 dakika 3 saniye var üst üste gelen sayılar sonrasında. Alagöz Holding Iğdır Basketbol'da Olcay Özkundilli molayı aldı. Moladayız.
Gaziantep tekrar kendi oyununa döndü. Farkı 9'a çıkardı. Önce Freymanis'in üçlüğü, ardından Tekel Smaç Duşan'dan 40-31 skor. Son 4 dakika 3 saniye ilk yarıda. Mola dönüşünde hücumda şimdi Alagöz Holding Kıdır Basketbol. Önder. Oyunda Ömer Kağan. İçeriye girdi. Dışarıya Ömer. Ömer el üstünden 3 sayılık atışı isabetli. Oyuna girdi. Üçlüğü yolladı Ömer. Bençten onun katkısı. Mola'dan üçlükle dönüyor. Alagöz Holding Kıdır Basketbol. Faul düdüğü. Apşol tekrar oyunda. Murat kenara geldi. 9 sayı 4 rebound. Robert Apşol'dan şu ana kadar. Marius Watson. Watson. Lockdown. Yine perdeden faydalandı. Yine oradaki boşluğu gördü. Marius Watson sol eliyle tamamlıyor. Apşol. Yine dönmek istedi omzunu ama asit bir top kaybı geldi. Marius Watson son 3 dakikaya ilerliyoruz. 42-34'lük üstünlüğü Gaziantep basketbolun. Marius Watson verdi pasını Freymanis. Freymanis'ten Yiğit 3 sayılık atış Yiğit Onan. İsabetli değil rebound mücadelesinde. Duşan da çeldi. Marius Watson'da kalıyor top. Watson fake'ine cevap aldı. Freymanis ekstrayı yapıyor. Erkin Şenel 3 sayılık atış. Bunda da isabet yok. Yine iyi paylaştı topu ama isabeti bulamadı Gaziantep. Apçov. Pası köşeye. Önder'den 3 sayılık atış. İsabet yok. O şutlar iki takımda da fark 8. Son 2,5 dakikanın içerisindeyiz. Itonan reverse'le döndü. Atış sırasında faul adımlamaya başlamıştı. Itonan. İki serbest atış gelecek. Marius Watson kenarda bu bölümde. Hasan Emir Gökalp oyuna dahil oldu. Diğer tarafta Önder de kenara gelen isim. Burak oyunda Yiğit'in ilk atışı isabetli. Yiğit Onan'dan 2'de 2 geldi. Çift taneyi de çıktı böylelikle Yiğit. İbrahim Ethem de oyunda. Freymanis kenarda. Boyu kısaldı biraz Gaziantep'in. Bu değişiklikler sonrası 2-15 var. İlk yarının sonuna. Burak. Burak verdi pasını. Apşov. Basket faul mü? Evet, basket faulü buluyor Apşov. Bir de serbest atış gelecek. Çift taneye çıktı o da. 11 sayıda Apşov. Gaziantep cephesinde de ilk çift taneye çıkan isim Yiğit Onan oldu. Bir de serbest atış gelecek Apşov'dan. Robert Apşov'dan 3 sayılık hücum. Pas iyi noktaya geldi. Faul düdüğü. Yerde bir faul.
Alagöz Holding Iğdır basketbolun faul hakkı dolmuştu. İki serbest atış gelecek. İki isabetle. İkide iki geldi çizgiden. Burak. Burak döndü. Çembere adımladı. Tek eliyle panyalı atış isabetli değil. Upshaw tipledi. Tekrar Upshaw'a sekti top. Upshaw sağ eliyle bitiriyor bu kez. Robert Upshaw skor yükünü çekmeye devam ediyor takımının. 46-39. Yiğit Onan. Erkin. Nerede geldi Duşan'dan? Erkin faulüdü. Upshaw faulü yapan isim. İki serbest atışta Erkin'den gelecek. Burada gelen faul Gaziantep için avantajlı bir durum oluşturdu. İki serbest atış kullanacak şimdi. Erkin. Beymanis de Duşan'la değişti. İlk atışı isabetli. İkide iki geldi Erkin'den. Son 1 dakika 10 saniye. Topun silinmesini istedi Upshaw. ...48-39'luk skor. Gaziantep'in üstünlüğü devam ediyor. Hücumda şimdi Suat Cem Usallı, Alagöz Holding Iğdır basketbol. İçeriye indi top. Upshaw pozisyon almıştı orada. İyi de döndü yüzünü çembere ama atışı isabetli değil. Hızlı hücum. Yiğit'in pası. Saat 12'ye geliyor. Kaçtı. Tek pas ileriye doğru. Upshaw çok güzel aldı. Çift eliyle de smaçlıyor. Upshaw yazmaya devam ediyor. Alagöz Holding Iğdır basketbolda. 16 sayıya kadar ulaştı. 6'da rebound Robert Upshaw. Bir girdi içeri Erkin. Bir faul daha Robert Upshaw yine. İkinci faulünü aldı. Tekrar çizgide Gaziantep'li oyuncular. Şu ana kadar 7'de 7. Serbest atış isabeti Gaziantep'ten. Diğer tarafta da 5'te 3. Alagöz Holding Iğdır basketbolda 5 atışta 3 isabet buldu. Erkin yine çizgide. İlki isabetli. Erkin 2'de 1. 49-41'lik skor. Maç saatiyle şut saati arasında hemen hemen 2 saniyelik bir fark var. Masayla bir diyalog söz konusu şimdi.
27.3. İlk yarıda kalan süre 24 saniye, hücum edecek Alagöz Holding Iğdır Basketbol. Gaziantep'in bir faul hakkı daha var. Onu da hatırlatmış olalım. Hücumda şimdi Suat'la ev sahibi. Elden teslim aldı tekrar Suat. Aslında Burak var. Apşova inmedi top. Burak Apşova indirmek istedi. Faul düdüğü geldi. Reymanis'in faulü. Son hücum Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a kalmış oldu böylelikle. Mola da istedi. O noktada olacağı Özkun Dilli. Görebildiğim kadarıyla evet, mola geliyor. İkinci ve son mola hakkını da bu 7.9 için kullanacak Alagöz Holding Iğdır Basketbol. Bakalım çembere gidebilecek mi? Ev sahibi takım. Moladayız. İlk yarıda son hücum için molayı kullandı Alagöz Holding Iğdır Basketbol. Şimdi o hücumu izleyeceğiz. İki takımın da faul hakkı dolmuş durumda. Ömer dışarıya çıktı. 3 sayılık atış geliyor. İsabetli değil. Rebound. Elden ele sekiyor orada. Son olarak Suat'ta kaldı. Atış kaçıyor. İlk yarı sona eriyor değerli basketbol severler. 49-41'lik Gaziantep basketbol üstünlüğüyle ilk yarıyı kapatıyoruz. Alagöz Holding Iğdır basketbol oyunun içerisinde özellikle Apşoğlu'la kalmaya başardı. 26-19 Gaziantep'in üstünlüğüyle geçilmişti çeyrek skoru ilk çeyrekte. Bu çeyrekte de 23-22 yine Gaziantep'in üstünlüğüyle geçildi. Çift haneye çıkan iki isim var ev sahibinde. 16 sayılı Apşoğlu 14 verimlilik üretti. 6 reboundu, 2 top kaybı var. 10 sayıya ulaşan Beno Embala da 1 rebound, 1 asist, 1 top kaybıyla oynuyor. Diğer tarafta Gaziantep cephesinde çifthaneye çıkan tek isim Yiğit Onan. 10 sayı, 7 rebound, 1 asist. Marus Watson'ın da 7 sayı, 6 asisti var. 9 sayıda Erkin Şenel ve Duşan'da 8 sayı üretti. 4'te reboundu var. İkinci yarıda yeniden sizlerle olacağız. Tekrar görüşünceye dek Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından ayrılmayın.
Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından bir kez daha mutlu günler değerli basketbol severler. Iğdır'da Kazım Karabekir Spor Salonu'nda canlı yayınımız devam ediyor. Alagöz Holding Iğdır Basketbol, Gaziantep Basketbolu ağırlıyor. İlk yarıda 49-41'lik Gaziantep üstünlüğü vardı. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Keyifli bir ilk yarı izledik. Çok güzel bir başlangıç yapmıştık. Apşov'un çift el smacıyla sonrasında nefis bir yay gerisi performansı Gaziantep basketbolu oyunculardan. O yay gerisi performansıyla birlikte farkı da korumayı başardı Gaziantep. Alagöz Holding Iğdır Basketbol ara ara farkı azaltmayı başardı ama Gaziantep farkı korumayı bildi. Çift taneye kadar da çıkarmıştı İlk yarının içerisinde farkı Gaziantep takımı. Gaziantep'te Yiğit Onanon sayıyla çift taneye çıkan tek isim konumunda, 7 reboundu 1 asisti var 15 verimlilikte. Marius Watson'da 7 sayı 6 asist 1 top kaybı 1 rebound 1 top çalma ile oynadı. Onun da 14 verimliliği var şu ana kadar. Bench'ten toplamda 10 sayılık bir katkı aldı 5'i İbrahim Ethem'den. İkisi 3 Hüseyin Emre'den ve ikisi de Aslan Emir Gökalp'ten olmak üzere. 9 sayıyla Erkin Şener öne çıkan diğer isimlerden. 8 sayılı da Duşan Cantekin yine. 15'te 7 3 sayı isabeti %46 ile oynadı ilk yarıda Gaziantep basketbol. Alagöz Holding Iğdır basketbola geldiğimizde 16 sayıyla Robert Apsov en skorer oyuncu, 16 sayı 6 rebound 2 top kaybıyla oynadı. 2 faul yaptı. Normalde biraz daha erken bu faulleri yapmıştı ama bugün korumayı bildi. İlk yarının sonuna doğru o fauller geldi. Oyunun içerisinde kaldı Apsov. Üçlük de buldu. Takımının ilk üçlük isabetini o getirdi. Alagöz Holding Iğdır'da. Beno Embala da çift taneye çıkan bir diğer isim. 10 sayısı, 1 reboundu, 1 asisti, 1 de top kaybı var. 8 verimlilikte Beno Embala. Bench'ten toplamda 8 sayılı katkı. 5'i Murat Kozan'dan, 3'ü de Ömer Kağan'dan olmak üzere. Onlar da 9'da 4 3 sayı isabeti buldular. Biraz geç İlk sayı, ilk üçlük gelmişti. İkinci çeyrekte gelmişti ama sonrasında onlar da yer gerisinde isabet bulmayı başardı. Boyalı alanda tam 20 sayı üretti Alagöz Holding Iğdır basketbol. Bakalım ikinci yarı nasıl bir heyecana sahne olacak. Tekrar hatırlatmış olalım günün programını. Saat 14.45'te Esenler Erokspor, OGM Oman Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi de naklen Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında takip edebilirsiniz. Günün kapanışı saat 18'de Fenerbahçe Koleji Novotel Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak. O mücadelede de yine sizlerle olacağız. İkinci yarı için her şey hazır. Alagöz Holding Iğdır Basketbol ikinci yarıya başlayan taraf iki takıma bir kez daha başarılar diliyoruz. Keyifli seyirler. Cem Coşkun ikinci yarının başında oyunda. Beno Embala tek eliyle Panyalı görmek istedi orada blok tehdidi olunca ama isabet gelmedi. İlk hücumundan boş döndü. Ev sahibi takım Yiğit. Erkin. Kutlu topu, hiçbir arkadaşı yaklaşmadı ona. Şimdi çıkardı Marius Watson'a doğru. Burak girdi araya. Burak topu çalmayı biliyor. Düzeltiyorum orada. Suat Yemusal topu çaldı. Şimdi Burak'tan Embala. Tekrar Burak Erol. 3 sayılık atışa yöneldi. İsabet de geliyor. Topu çaldı Suat. Ardından Alagöz Holding'in üçlüğü. ...49-44... Duşan'a indi top. Yiğit'e çıktı. Yiğit Onan hemen cevap gelebilir. Hayır, isabetli değil. Tek pas ileriye. İyi bir pas ama Burak tamamlayamadı. Orada top Cem'de kaldı. Cem çıkarmak istedi. Geriden gelip topu çalıyor Erkin. Tempolu başladı ikinci yarı. Marius Watson. Watson, Duşan perdedeydi. Şimdi Yiğit. Golden Spray Manis. Beno Embala savunmasında. Duşan'a indi top. Cem omzunda.
Duşan Cantekin, Panyalı atış bitiriyor Duşan. O da çifthaneye çıktı. 10. sayısı Duşan Cantekin'in. Pas geldi Burak. 3 saniye, 2 saniye Burak. Tek eliyle atışı. Çembere değmeyen top. Cem tamamlamak istedi ama yeterli şiddette bir atış gelmedi. Ardından Cem'in faulü. Hızlı hücumu kesti Cem. İki dakika geride kaldı. Üçüncü çeyrekte 51-44'lük Gaziantep basketbol üstünlüğü var. Hücumda Gaziantep. 51-44 skor. Watson. Marsu Watson Duşan'ı buldu. Duşan'dan köşeye doğru dokundu topa Suat. 12 saniyesi var Gaziantep'li oyuncuların. Erkin Yiğit istedi aldı topu. Savunmasında Burak var. Yiğit'ten Freyman ise doğru ama top kaybı geldi. Tam forvete yerleşmemişti Freymanis. Burak. Hücumda Alagöz Holding Iğdır basketbol. Burak'ın pası Mbala. Fekine cevap aldı. Beno Mbala. Atışı sırasında gelen faul. İki serbest atış kullanacak Beno Mbala. 2'de 2 serbest atış şu ana kadar Embala'dan. Faulü kimin yaptığını sordu masa. Onun cevabı geldi hakemlerden. Beno Embala 2 atış kullanacak. İlk isabetli. İkide iki geliyor. Beno Mbala çizgide hata yapmadı. 51-46'lık skor. Farkı 5'e çekti. Alagöz Holding Iğdır basketbol. Baskılı da savundu şimdi rakip yarı sahada. Marius Watson fake. Marius Watson basket bir defa. Marius Watson bir anda vitesi 5'e taktı. Çok güzel bir sayı birebir de Marius Watson'dan. Atışı kaçtı Marius Watson'ın. İki sayılık hücum geldi. Çembere iyi gitti Burak. Tek eliyle de tamamlıyor. Rahat bir sayı Burak'tan. 3 dakika şimdi geride kaldı. Üçüncü çeyrekte. Marius Watson birebir iyi oynadı yine. Watson'dan Freyman ise doğru. Yine Freymanis'in gerisinde kalan bir top oldu. Top kaybı. Dokuz sayıda Marius Watson. Altı asisti var. Bir rebound, bir top kaybı, bir top çalma şu ana kadar. Suat, Embala'nın perdesi. Suat'tan Embala'ya. Zor da olsa kontrolü sağladı Beno Embala. Baseline'a da döndü. Fake'ine cevap aldı. Marius Watson'dan sakladı topu. Tamamlıyor Panyalı. Farkı azaltıyor Alagöz Holding Iğdır basketbol. 53-50 çok güzel bir pas. Duşan Cantekin. Yiğit Onan'ın asistinde Duşan'dan bir smaç daha geldi. İlk yarıda da bu ikili güzel bir
hücumu izletmişti bize. Beno Mbala. Uşan'ın üzerine gitti. Bir fadeaway düşüncesi. Beno Mbala ikinci yarıya çok iyi başladı. 16. sayısını kaydetti Mbala. Marius Watson. Verdi pasını Yiğit. Yiğit şut kullanmadı. Şimdi Freymanis ekstra. Erkin'in 3 sayılık atış. Erkin Şenel takımının ihtiyacı olduğu anda Erkin üçlüyü yolladı. Çift taneye çıkıyor o da. 12. sayısı Erkin'in. Son 5,5 dakika 3. çeyrekte. Burak. Burak vurdu topu. 3 sayılık atışla hemen cevabı verdi. Beno Mbala perdeye geldi. O kısa boşlukta şut imkanını buldu ve isabeti sağlıyor. Fark tekrar 3. Eton'a faul. Erkin'den Marius Watson. Watson Mbala'yla kaldı. Şimdi Freymanis. Şut kullanmadı Erkin. Yine boş kaldı. Erkin Şenel iyi el gösterdi orada Önder ama Erkin'den bir üçlük daha. Nefes aldırıyor takımın Erkin. Beno Mbala. Dördüncü üçlü 15. sayısı. Üç sayılık atış Cem'den. İsabetli değil bu kez. Rebound. Elden ele sekti. İyi taşıdı. Burak dışarıya çıkarmak istedi. Beno Mbala. Burak. Cem'in perdesi var. Burak Erol. Cem Coşkun'a. Güzel bir pas. Çok güzel bir ikili oyun. Panyalı isabet. Boş dönmüyor hücumlardan iki takımda. 61-57'lik skor. Kembere gitti Marius Watson. Yine atış sırasında faul. 2 serbest atış gelecek. Marius Watson çizgide. 9 sayıda çift taneye çıkma fırsatı onun içinde. Serbest atışta isabet bulamamıştı. Bu kez isabeti buluyor. 10. sayısı Marius Watson'ın. Watson'dan 2'de 2 bu kez. Son 4 dakikaya da ilerliyoruz. 3. çeyrekte 63-57'lik skor. Gaziantep basketbol 1 faul yaptı şu ana kadar. Alagöz Holding Kıdır basketbolun ise faul hakkı sona ermiş durumda. Önder. Cem olur almaz. Cem Coşkun'un atışı kaçtı. Marius Watson orada Duşan'ı görmek isterken Cem'e net bir faul. Duşan kenarda bu faulün ardından. Üçüncü faul oldu onun da. Hüseyin Emre Yıldırım oyuna dahil oluyor. Upshow da tekrar oyuna dahil oldu. Hüseyin Emre de şu ana kadar 2 sayı bulmuştu bu sezon oynadığı 13 maçta. O da bu mücadelede bulduğu 3'lükle sezonun sonlarına doğru güzel bir kendisi adına maç çıkarmış olduğu bir de turnike geliyor. Tam ondan bahsederken Hüseyin Emre. Topu çaldı Gaziantep'li oyuncular. Hüseyin Emre çembere gitti. Skoru üretiyor. 5. sayısı 65-57'lik skor.
Burak indirmek istedi. Mbala kontrol. Baskı vardı orada. Faul düdüğü de geliyor. Mbala çizgide. İkinci yarıda gerçekten ekstra oynuyor Mbala. İlk kez kaçırdı serbest atışta. Tam biz bunu söylerken. İkide bir geldi. İkide sıfır geldi çizgiden. Dörtte dörttü. Bu serbest atışa kadar ama bu kez isabeti bulamadı Beno Mbala. Son 3 dakikanın içerisindeyiz. Sitonan gitti çembere. Duşan'a da çok güzel pas. Duşan bitiriyor. Bak çift taneye çıktı bu isabetle birlikte. Burak oyunda. Burak Türsen. Beno Mbala. Pas köşeye Burak. Faul yedi. Yerde bir faul. Erkin kenara geldi. Hasan Emir Gökalp oyunda. Maruz Suat'sın da İbrahim Ethem'le değişiyor. Masayla bir diyalog söz konusuydu. Son 2.39 değerli basketbol severler 3. çeyrekte 67-57'lik üstünlüğü Gaziantep basketbolun iki takımında faul hakkı sona ermiş durumda. Burak Apşov'un perdesi var. Mbala'ya indi top ama Mbala kontrol edemedi. Top kaybı. Emir. Emir Gökalp verdi pasını Yiğit Onan. Yiğit fake'ine cevap aldı. Yiğit. Hücum faul. Hücum faul. Dirseğini çıkardığını belirtiyor mücadelenin hakemi. Son 2 dakika 15 saniye 3. çeyrekte 67-57'lik üstünlüğü konuk ekibin Burak Türsen. Murat. Burak Erol 5 saniye kaldı. Pasını aktaramıyor. Hüseyin güzel de bir savunma. Tekrar pası aldı. Sahil ile bitirmek istedi ama başarılı olamıyor. İyi savunma geldi Gaziantep'ten. Sonrasında iyi de hücum etti. Ev sahibi konuk ekip ama isabet gelmedi. Apşov çiftel smaca yöneldi baseline'dan gelerek. Faul alıyor. İki serbest atış kullanacak. Robert Apşov 16 sayı 6 rebound 3 top kaybı. İtirazı var Alagöz Holding Kadir basketbol cephesinin. Şimdi çizgide Apşov.
Apşov'dan 2'de 1. Üst üste itirazlar Alagöz Holding Kıdır basketbol cephesinden. Oradaki diyalog sürüyor. 1 dakika 46 saniye. Oyun soğudu bu bölümde. Üst üste oyun durunca. Olcay Hoca'nın itirazı. İlk uyarının geldiğini belirliyor mücadelenin hekimi. Emir. Emir Gökalp verdi pasını iyi noktaya. İbrahim Ethem el üstünden 3 sayılık atış kaçtı. Yiğit Onan bir rebound daha çekiyor. Murat'a teknik faul geldi. Murat Can Esen. Sanıyorum orada bir itirazı söz konusuydu. Yiğit Onan teknik faulden doğan tek atışı da sayıya çevirmeyi başardı. Böylelikle tekrar çift taneye çıkıyor fark. 11. sayısı Yiğit'in. Reymanis onun yerine oyuna dahil oldu bu bölümde. Şimdi İbrahim Ethem. Ethem kimse yok boyalı alanda. Rollins Reymanis çizgi. Perdeye geldi. 4 saniye, 3 saniye. Baseline'e güzel pas. Çok güzel bir koşu. İki altyapı oyuncusunun işbirliğiyle sayı geldi. İbrahim Ethem'in asisti. Hüseyin Emre Yıldırım'ın sayısı. 7 sayıya ulaştı Hüseyin Emre. Bir de top çalma. Ardından faul. Benlik dışı faul beklentisi vardı. Gaziantep basketbolu oyuncuların. Normal faul kararı çıkıyor. ...1995 doğumlu oyuncu Hasan Emir Gökalp 14 maçta görev aldı. Şu ana kadar 12.50 12 dakika 58 saniye 2.8 rebound 1.2 asist. Rebound ortalaması 2.8 sayı ortalamasıyla geçirdi bu süreyi Emir Gökalp. 71-58 farkı aç. Hücum faul. Muratcan'ın faul yaptığını belirliyor mücadelenin hakemi Batuhan Mertgül. Son bölümde oyun çok fazla durdu. Tempo düştü. Bu da Gaziantep'e yaramış durumda şu an için. Murat az önce teknik faul almıştı. Şimdi bir de hücum faul. Apşol kenarda. Murat oyuna dahil oldu. ...44.5 saniye 3. çeyreğin sonuna. Maurice Watson. Rollins Freymanis. Yakın savundu Burak. İki takımın da faul hakkı dolmuş durumda. 3 sayılık atış Maurice Watson. İsabetli değil ama. Orada rebound. Emir'den. Direkt camdan değil. Panya'ya sekerek geldi.
Hasan Emir de tamamladı. Ekstra pas Burak Sadip'ten 3 sayılık atış isabetli. 3 sayılık isabet son çeyreğe girmeden çok kritik bir katkı geldi. Şimdi köşeye güzel pas İbrahim Ethem. Atış kaçıyor. Atış kaçıyor. 73-61'lik skor. Gaziantep basketbol son çeyreğe çift tane farkla gitmeyi başardı. 73-61'lik skor. Burak'tan ekstra isabet geldi. Önemli de bir isabet. 24-20 üçüncü çeyrek skoru değerli basketbol severler. Bakalım son çeyrekte nasıl bir oyun izleyeceğiz? Gaziantep üstünlüğünü koruyabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Son çeyrekte yeniden sizlerle olacağız. Son çeyreğe avantajlı giren taraf Gaziantep basketbol. 73-61'lik üstünlüğü konuk ekibin bu mücadeleden galip gelmesi halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak Gaziantep takımı bahsettiğimiz gibi son 3 haftadır kazanıyor. Ondan önceki 5 mücadelede mağlup olmuştu üst üste Gaziantep takımı. Tekrar galibiyetleri almayı başladı konuk ekip. Son çeyreğe de Gaziantep'li oyuncular başlıyor. Emir. Emir Gökalp. Kaybetmedi topu. Emir topu halen kendisinde. Baseline'e güzel pas. Yiğit Onan tamamlıyor. Israrla kaybetmedi ve pas atmadı orada. Emir. Yiğit Onan'ın sayısı. Apşov'un pası Murat. Şut kullanmadı. Burak. Apşov'a doğru. Apşov kontrolü sağladı. Çok da şık döndü. Sol eliyle bitiriyor Apşov. İkinci yarıdaki ilk sahiçi isabet. Yiğit nefis reverse'ledi. Yiğit Onan. Yiğit Onan gitti çembere atışı. Bitmiyor pozisyon. Top tiplendi. Marius Watson var orada. Teknik faulü Yiğit'e çıktı sanıyorum. Yiğit Onan'a çalınan teknik faul. Burak teknik faulden doğan tek atışı değerlendirecek. İsabet var. 19 sayı Robert Upshaw en skorer oyuncu konumunda şu anda. 7 de reboundu var. 16 sayıyla Beno Embala da öne çıkan bir diğer isim. Gaziantep'e baktığımızda ilk 5 oyuncusundan 4'ü çift taneye çıkmış durumda. Gerçekten önemli bir katkı. 17 sayı Erkin Şenel. 13 sayı Yiğit Onan, 12 sayı Duşan Cantekin, 11 sayıda Marius Watson, 7 sayıda Rollins Freyman iste. Marius Watson
Watson zor bir atışa yöneldi. İsabetli değil. Rebound tiplendi. Şimdi Önder. 3'e 2 pozisyon. Önder çok hızlandı bir anda. Sol turnikeyi yapıyor. Önder Atun. Dördüncü sayısı. 5'te reboundu var. Bir top kaybı daha geldi. Tek pas Önder'e doğru mu? Watson son anda dokunuyor. Mola istemişti Ali Yıldırım. Buradan bir sayı çıkması halinde iptal ettim molasını. Üçüncü top kaybı oldu Marius Watson'ın. 11 sayı, 7 asist, 1 reboundu var. ...31 maçta... ...11.1 asist ortalaması ile oynadı. Double double bir ortalama. Şu ana kadar Marius Watson 17'de sayı çıkardı. Her maç ortalamasında bu sezon. Emir verdi pasını Erkin Şenel. Erkin Duşan perdeye geldi Erkin. Apşov savunmasında kaldı 7 saniye. Erkin Şenel top halen kendisinde şimdi birebir oynuyor. Erkin geriye vurdu 3 sayılık atış. Erkin Şenel kaçırıyor. Bir an için file desekti diye düşündüm. Geçiş oyununda üçlük geldi ama isabet yok. Karşılıklı boş hücumlar. İki dakika geride kaldı. Son çeyrekte Duşan. İçeriye devrilmiştir. Oğlan Freymanis. Güzel bir iki sayılık isabet. Freymanis'ten 77-66 oldu skor. Burak. Apşov'u soluna taşıdı. Sol turnike ile. Çok iyi sezdi o boşluğu Burak. Turnike'yi de yapıyor. Burak Erol'un sayısı. Marius Watson iyi gitti çembere. Bloktan da güzel kaçtı. Freymanis tipliyor. Biraz sert düştü o noktada Marius Watson. Umuyoruz ciddi bir şey yoktur. Freymanis de çift taneye çıktı. Böylelikle ilk 5'te çift taneye çıkmayan oyuncusu kalmadı Gaziantep'in. Apşov da yerde kalmıştı. O da ayakta. İki oyuncunun da ciddi bir problemi yok. Beno Yembala oyunda. Apşov kenara geldi. Burak. Watson yakın savunuyor. Burak Erol, Embala'nın perdesi. Marius Watson'ın faulü. Gaziantep'in ikinci takım faulü oldu son çeyrekte. Alagöz Holding Kıdır basketbolsa henüz faul yapmadı. Burak Erol. Perde geldi Embala'dan. Şimdi Murat 3 sayılık atış geliyor. İsabet de geliyor. Çok dengeli yolladı Murat Kozan. Kritik anda geldi isabet. 79-71. Murat'ın ikinci üçlüğü. 8. sayısı Murat Kozan. Bençten gelerek kritik katkı. Marius Watson. İki kişilik baskı geldi. Watson köşeyi buldu. Erkin fake'ine cevap alıyor. Girdi içeriye. Çıkardı Marius Watson'a. Marius'un üçlüğü isabetli. Hemen cevap geldi. Ayakları titremedi. Elleri titremedi Gaziantep'li oyuncuların. Bu hücumda doğru şutu buldular. Sayıda gelmiş oldu. Hatalı yürüme. Beno Yembala. Basit bir top kaybı. 82-71'lik skor. Hücumda olacak yine Gaziantep. Emir. Embala'nın istatistikleri ekranlarınızda. 3
Top kaybı, 2 asist, 2 rebound. 16 sayı. Maurice Watson. Watson şimdi pası köşeye. Freymanis fake'ine cevap aldı. Rollins Freymanis üçlüğü de kullanıyor. Çok zor anda Rollins Freymanis. Nefis bir üçlük geldi. 85-71 ilk çeyreğin başındaki yay gerisi performansına döndü bir anda Gaziantep. Freymanis'in ikinci üçlüğü. 24 denemede 11 isabet. %45 üçlük. Gaziantep basketboldan kritik anlarda da geldi bu isabetler. 17 sayı Erkin Şenel. 14'er sayı Marius Watson ve Freymanis. 13 sayı Yiğit Onan. 12 sayı Duşan Cantekin. Bench katkısını da aktaralım. 7 sayılık bir katkı geldi Hüseyin Emre'den. Bahsettiğimiz gibi bu sezon 2 sayısı vardı. Onun için de değerli bir karşılaşma oldu. 5 sayı İbrahim Ethem ve 3 sayı da Hasan Emir Gökalp. Son 6 dakikaya girdik mücadelede. 85-71'lik üstünlüğü Gaziantep'in. Kritik anda farkı açmayı başardı Gaziantep. Mola da geldi ev sahibi takımdan. Yaklaşık 12 dakika sonra Esenler Erokspor, Rogem Ormanspor mücadelesinde sevgili Mert Balkan mikrofonda sizlerle olacak. O karşılaşmayı da naklen Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bunun hatırlatmasını yapmış olalım bu mücadelenin bitimiyle birlikte. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan devam edecek. Burak rahat girdi içeriye, verdi pasını ekstra. Suat, Murat, tekrar Burak. Marius Watson savunmasında. Burak döndü, Duşan'da geldi. Apşov'a doğru. Apşov çok rahat. O pozisyondan da sayı çıkarmayı başardı. 21 sayıya ulaştı Robert Apşov. 7 reboundu, 3 top kaybı var. Bir de bloğu var Robert Upshaw'un. Tam sağ baskısı var. Alagöz Holding Kıdır basketbol oyuncuları. Marius Watson tek başına taşıdı topu rakip yarı sahaya. Freymanis, tekrar Watson. Duşan'ın perdesi, Freymanis'in de perdesi geldi. Rollins Freymanis yine zor bir şuta yöneldi Freymanis. İsabet yok. Duşan tipledi. Takım arkadaşına kazandırdı topu Erkin. Bir kez daha hücum etme fırsatı. Son 5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Marius Watson iki kişinin arasından girdi. Erkin'e pas. Erkin'in üçlüğü kaçıyor. Hızlı hücum fırsatı. Önder yine iyi taşıdı. Önder Atun basket bir defa. Duşan'ın hamlesi gecikti. Önder Atun sayıyı buluyor. 7. asisti Burak Erol'un. Bir de serbest atış gelecek. Önder yine hızını konuşturdu. Gitti çembere. İsabeti buldu. Freymanis de hamlede biraz gecikince faul geldi. Önder çizgide. 6. sayısını kaydetti Önder. 5 reboundu, 1 asisti var. 9 verimlilikte, bir de top çalma. Önder Atun. Önder kaçırdı. Rebound'u Duşan tipliyor. Tek pasla rakip alana çıktı yine. Gaziantep. Marius Watson. Son 5 dakikanın içerisindeyiz. Watson'ın pası. Erkin'e pas şimdi Hasan Emir'den.
Tekrar Watson, 10 saniye kaldı hücumun sonuna. Freymanis dışarıya çıktı. Marcus Watson kendisi şuta yöneldi. Zor bir şut, atış kaçtı ama rebound'a tipleyen isim Önder. Bir kez daha hücum etme fırsatı Gaziantep için. Çift tane fark devam ediyor. Yiğit Onan oyuna dahil oldu. Marcus Watson'la mücadelenin hakemi Cemil Uygül arasında bir diyalog. Flop yarısı geldi Marcus Watson'a. Yiğit Onan topu oyuna sokacak. Yiğit. Şimdi çıkardı Watson. Watson kontrolü sağladı. Marcus Watson. Çok rahat. Çok rahat Marcus Watson. 16. sayısını kaydetti. 87-75. Önder. Enet edecekti, vazgeçti. Şimdi Upshaw. Duşan'ı sırtına aldı. Upshaw yine bitiriyor içeride. Robert Upshaw. 23 sayı. 20 dakikada olmadan kendi oyun süresi olarak 23 sayıya ulaştı Robert Upshaw. Süreyi de değerlendiriyor. Gaziantep basketbol oyuncular. Duşan çemberi gördü. Atışı kaçıyor. Reboundu çekti Burak Türsen. Suat Cemusal. Son 4 dakikaya girdik. Suat verdi pasını Murat. Ondan Önder Atun. Tekrar Suat Cemusal. Yine Upshaw'a indi. Upshaw rahat döndü. Çift ters maç. Nefis bir isabet daha. Robert Upshaw. Boyalı alanda alev alev. Molayı alıyor Gaziantep basketbol. 25 sayı Robert Upshaw. Yine çok güçlü tamamladı. İsabeti buldu Robert Upshaw. Sanıyorum çemberde de bir problem oluştu. Eğer file de değilse hemen bakacağız. Evet. Çemberde oluşan sorun. Umuyoruz ki oyunu soğutmadan devam eder. Evet, iki takımın da yerinde kalmasını istiyor mücadelenin hakemleri. Üç dakika 34 saniye var. Robert Upshaw çok güçlü bir smaç daha vurdu. Şimdi müdahale gerçekleşecek umuyoruz hızlı bir şekilde. Çözülür o sorun. Evet, şu anda Murat'ın hamlesi. Çemberin duruşunu düzeltti ama tabii bakalım hakemler bunun yeterli olup olmadığına karar verecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet, hakem molasını gösterdi mücadelenin hakemi. Koç Ali Yıldırım da o noktada.
Evet, çemberin düzeltilmesini bekleyeceğiz. 87-79'luk skor değerli basketbol severler. Karşılaşmanın federasyon temsilcisi o noktaya doğru ilerliyor. Semahattin Yıldız, karşılaşmanın federasyon temsilcisi. İlk müdahale gerçekleştirilecek. Umuyoruz hızlı bir şekilde çözülür. Hemen sizlere maçın öne çıkanlarını tekrar aktaralım. 25 sayı Robert Upshaw, 7 reboundu var. 3 top kaybı, 22 verimlilikte. 20 dakika 17 saniyede gerçekten çok etkili bir performans ortaya koydu. 16 sayıyla Ben Oyembala en skorer, ikinci isim ev sahibinde. 11 sayıda Burak Erol'dan geldi. Aynı zamanda 7 asist, 5 de reboundu var. Burak Erol'un bench katkısına baktığımız zaman toplamda 16 sayılık bir katkı geldi. Bu 16 sayının 8'i Murat Kozan'dan. Gaziantep cephesinde ilk 5'te yer alan tüm oyuncular çift taneye çıkmış durumda. 17 sayı Erkin Şenel, 9'da 4 üçlük isabetiyle. 16 sayı Marius Watson, 7 asisti, 3 top kaybı, 1 top çalması, 1 de reboundu var. 14 sayı Rollins Freymanis'ten, onun da 5 reboundu, 1 asisti, 2 top çalması var. 13 sayı Yiğit Onan'dan, 12 sayı da Duşan Cantekin'den şu ana kadar. Yiğit Onan aynı zamanda 9'da rebound çekmiş durumda. Evet, spota indirildi. İlk müdahale yapılıyor. Umuyoruz hızlı bir şekilde çözülür ve oyuncular daha fazla soğumadan karşılaşmaya devam ederiz. 2 dakika sonra Esenler Erokspor, OGM Omanspor mücadelesi başlayacak. Bahsettiğimiz gibi sevgili Mert Balkan o mücadelenin anlatımında sizlerle olacak. Günün kapanışı saat 18'de Fenerbahçe Koleji Novotel Balıkesir Büyükşehir Belediyespor mücadelesiyle olacak. O mücadelede de yine ben anlatımda sizlerleyim. Ardından yarın 3 maç var. Saat 14'te Kapaklı Spor Semt 77 Yalova Spor'la karşı karşıya gelecek. Liderin mücadelesi 15.45'te Konya Spor Pizza Lazarem'le. Kritik bir karşılaşma, son sıraları ilgilendiren zorlu mücadele olacak. 17.30'da da MK Ankara Gücü İkonmenkul Çayırova'yla karşı karşıya gelecek. Ardından haftanın kapanışı güzel bir mücadeleye sahne olacak. Saat 8'de pazartesi günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Sigortam Net'i ağırlayacak. 13 haftalık galibiyet serisini geçen hafta Gaziantep sonlandırmıştı. Mersin'in gerçekten enfes bir serüven. 13 maçta 13 galibiyet Mersin'den. Sigortam Net'i ağırlayacaklar o mağlubiyetten sonra tekrar galip olabilmek adına. Umuyoruz ki en kısa sürede çözülür çemberdeki problem. Müdahale devam ediyor şu anda. Karşılaşmanın hakemi de o noktada. Ligin ilk devresinde oynanan mücadeleye sizlerle göz atalım. Ligin ilk devresinde 15. haftada 16 Aralık Cumartesi günü Gaziantep'te oynandı karşılaşma. 77-74 ile Alagöz Holding Kıdır Basketbol galip gelmeyi başarmıştı Gaziantep deplasmanında. Malin Veal 21 sayı 5 asistle oynamıştı o mücadelede. Atoda değil Malin Veal. Erkin Şenel de Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a karşı Gaziantep cephesinde 18 sayı 5 reboundla oynamıştı. Bugün de gerçekten yine etkili bir performans. Erkin Şenel'den 17 sayı kaydetti bugün de. Çembere müdahale sürüyor. Birazdan yeniden sizlerleyiz.
Evet, ne mutlu ki hem oyuncular için hem de izleyenler için çok fazla yormadan aynı şekilde oradaki emek veren büyüklerimiz için de hızlıca çözüldü çemberdeki problem. Yeniden oyunun içerisindeyiz. Ligin ilk devresinde de yine pota problemi yaşamıştı Alagöz Holding Iğdır Basketbol. Çok daha uzun sürmüştü. Biraz korkuttu o yüzden bizleri ama ne mutlu ki bu kez daha kısa sürede tamamlandı çemberdeki işlem. 3 dakika 34 saniye mücadelenin sonuna 87-79'luk üstünlüğü Gaziantep'in. Apşov'un üst üste sayıları Alagöz Holding Iğdır Basketbol'da Gaziantep'in ilk molasını getirmişti ikinci yarıda. Bakalım son bölümü kim doğru oynayacak? Karşılaşmadan galip gelecek, hep birlikte göreceğiz. Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçın başından sonra tekrar öne geçebilecek mi? Marius Watson. Önder savunmasında Alagöz Holding Iğdır Basketbol henüz hiç faul yapmadı. Onu tekrar hatırlatalım. Avantajlı konumda şu anda ev sahibi. 3 sayılık atış Erkin'den geliyor. Erkin Şenel yazmaya devam ediyor. El üstünden nefis bir üçlük mola dönüşünde 20 sayıya ulaştı Erkin. Gerçekten enfes bir performans. %50 ile 3 sayı isabeti 10'da 5. Erkin Şenel. Apşov iki kişi savundu. Apşov'u pas hatası geldi. Yiğit Onan. Yiğit şimdi pasını çıkardı yine Erkin'e. Erkin blok var Apşov. Nefis bir blok. Nefis bir blok Robert Apşov'dan. Geriden geldi Burak. Şimdi Önder. İçeriye indirdi Beno Mbala. Mbala'nın pası. Tekrar Mbala'ya doğru. Müdahale geldi. Hücumu sürecek. Alagöz Holding Iğdır Basketbol'un. Robert Apşov ikinci bloğunu yaptı yine enfes. İyi yetişti orada Erkin'e. Burak oyuna dahil oldu. Burak Erol. Burak Türsen de bu bölümde oyunda. Evet, masayla bir diyalog. Süreyle alakalı bir diyalog olabilir bu. Suat Cemusal topu oyuna sokacak. 2 dakika 37 saniye mücadelenin sonuna. 90 sayıya ulaştı Gaziantep. Fark tekrar çifthanede Erkin'in kritik üçlüğüyle. Burak. Mbala'nın perdesi faul düdüğü geldi. Marius Watson'ın faul yaptığını belirliyor mücadelenin hakemi. Gaziantep basketbolun faul hakkı sona erdi böylelikle. 2-29 kala karşılaşmanın sonuna. Watson'ın itirazları var. Marius Watson da böylelikle 4 faale ulaştı. 16 sayı, 8 asist, 3 top kaybı, 1 top çalma, 1 rebound. 18 verimlilik Marius Watson. Burak Apşov'a pası. Robert Apşov yine çembere ulaştı. Panyalı bir şekilde ve isabeti buluyor. O da yazmaya devam ediyor. 27 sayı. 90-81 fark tekrar tekhanede. Marius Watson. Watson birebiri. Suat Cemusal'dan iyi sıyrıldı. Turnikesi. O sırada faul. İki serbest atış gelecek. Bir anda hızlandı Marius Watson. Kaçırdı Marius Watson. 2'de 0 Marius Watson'dan kritik anlarda farkı tekrar çifthaneye çıkarabilirdi Gaziantep. Son 2 dakikaya giriyoruz. İçeriye indi top. Beno Mbala. Mbala rahat bitiriyor. Beno Mbala'nın isabeti. Fark 7'ye kadar indi. Son 1.45 mücadelede Marius Watson kritik bir hücum. Marius Watson verdi pasını tekrar aldı.
Watson Burak'la birebiri. Marius Watson iyi girdi çembere yine. Verdi pasını Freymanis. Kritik bir üçlük. İsabetli değil. Rebound Duşan. Embala da kaldı. Beno Embala. Faul hakkı yok Gaziantep'in. Burak geçiş oyununda. Önemli bir üçlük. İsabet yok. Rebound. Elden ele sekti bir kez daha Burak. Son anda çıkardı. Kayarak geldiği anda. Şimdi Upshaw. Upshaw. Pekeli ile yine smaçlıyor Robert Upshaw. Duşan yerde kaldı. Robert Upshaw tekeliyle nefis bir smaç daha. Fark 5'e kadar indi. Son bölüm nefes kesiyor. Son 1 dakikaya giriyoruz. Marius Watson süreyi kullanıyor. Watson faul. Suat Cem'in faulü. Önder oyuna dahil oluyor. Upshaw kenarda. Upshaw değil. Suat kenarda. Upshaw sanıyorum biraz yoruldu onun kenara geldiği an. Iğdır'ın iki faul hakkı daha var. Yiğit Onan. Duşan. Kontrolü sağladığı kişilik baskı var. Yiğit'e iyi çıktı top. Yiğit köşeyi buldu. Erkin bir üçlük daha geliyor. İsabetli mi? Hayır. Rebound tiplendi Yiğit Onan. Faul var mı? Hayır faul yok. Faul yok. Alagöz Holding Iğdır basketbol. Hücumda olacak. Bir de mola. 47.5 var. Upshaw yerde. Çok yoruldu. 29 sayı, 8 rebound, 4 top kaybı, 2 blok. 27 verimlilik. 23 dakikada Robert Upshaw'dan. Alagöz Holding Iğdır basketbol geri dönüyor. Ev sahibi takımın molası 47.5 var. Gerçekten son bölüm nefes kesiyor. Gaziantep basketbol. 38 dakika 7 saniye üstün olan taraftı. 33 saniyelik bir üstünlüğe izin verdi sadece Alagöz Holding Iğdır basketbolun. 5 sayı var. Rakip yarı sahadan topu oyuna sokuyor. Alagöz Holding Iğdır basketbol önder. Burak. Kritik bir hücum, kritik bir savunma. Bakalım nasıl bir anlayış gelecek. Embala'ya indi top. Embala iki serbest atış kullanacak. Kime çalındı o faul elbette. O önemli. Erkin'e çalınıyor. Üçüncü faul oldu Erkin Şenel. Beno Embala'dan iki kritik atış gelecek. 18 sayıda Embala. 6'da 4 serbest atış şu ana kadar. İlki isabetli. Fark tek hücuma inebilir. Buradan da gelecek bir isabetle. Embala ikinci atış kaçtı. Marius Watson'da kalıyor top. Çok kritik bir savunma. Tek pasla rakip alana yine çıktı Watson. Newtonan. Marius Watson. İki faul hakkı daha var Alagöz Holding'in ama süre eriyor. Watson süreyi kullandı. 7 saniye. 5 saniye. Duşan'a doğru. Top kaybı gelir mi? Evet geldi Upshaw. Şimdi pası Beno Embala. Embala pası Önder'e. Önder Atun. Önder Atun bitirdi. 90-88'e geldi skor.
14.1 var mücadelenin sonuna. Top kaybı sonrasında Önder sayıyı buldu. Gaziantep molası. Bir diğer tarafta 15 dakikalık dilim hemen hemen geçmek üzere ve ilk çeyrekte 3,5 dakika var. Çeyrek sonuna Esenler Erokspor çok iyi bir başlangıçla 24-8 üstün OGM Ormanspor karşısında ilk çeyrekte ilk 5'teki tüm oyuncularından skor katkısı almış durumda. İlk çeyrek sona ermeden ev sahibi Esenler Erok takımı. ...90-88'lik skor gerçekten enfes bir mücadele. Çift tane farkı bu çeyrekte 27-17'lik çeyrek skoruyla kapatmayı başardı Alagöz Holding Kıdır Basketbol. Fark sadece 2, bakalım nasıl bir son hücum izleyeceğiz. Kendi yarı sahasından anlayabildiğim kadarıyla, yok hayır, rakip yarı sahadan topu oyuna sokacak Gaziantep takımı. Gaziantep'in en az skor bulduğu çeyrek şu ana kadar 17 sayıda kaldı konuk ekip. Yiğit Onan topu oyuna sokacak. İki faul hakkı var Alagöz Holding Iğdır Basketbol'un. O faullerin hemen gelmesi gerekiyor ki Iğdır'a bir hücum fırsatı kalsın. Yiğit. Yiğit Onan. Watson. Watson kaçmayı başardı. Son anda geldi. 2 saniye. Eritti süreyi Gaziantep. Apşov oyunda. İptal etti o değişikliği. Olcay Özkundilli. Şimdi geliyor o değişiklik. Murat kenarda Apşov oyunda. Yiğit Onan yine topu oyuna sokacak. 12.1 var. Yiğit. Yiğit son anda Marius Watson. Watson şimdi faul geldi. 10.7 var. 2 serbest atış gelecek. Marius faul hakkı şimdi doldu. Alagöz Holding'in, düzeltiyorum. Tekrar Yiğit topu oyuna sokacak. Hücum etme süresi var Alagöz Holding'in. Eğer buradan da bir faul çıkarırlarsa elbette kime yapılacak o faul, o da çok kritik. Marius Watson 5'te 3 attı. 5'te 2 attı o da bugün. Çok iyi değil çizgide. Yiğit Onan iyi çıkardı. Rollins Freymanis çıkardı topu. Freymanis Yiğit Onan'a faul. Freymanis'e gelmedi o faul. Zor pozisyonda kalınca o topun kaybolabileceğini düşündü ev sahibi takım oyuncuları. Yiğit Onan'a geldi. Yiğit Onan 3'te 3 yolladı şu ana kadar çizgiden. Apşov tribünleri ayağa kaldırıyor. 2 kritik atış yollayacak. Yiğit Onan 13 sayıda bugün. 9 rebound'u, 3 asisti, 2 top kaybı, 1 top çalması var. 19 verimlilik. İlk atış kaçtı. Kritik anda kritik bir atış kaçıyor. Farkı çift hücuma çıkarabilirdi. Burada bulacağı 2'de 2 isabetli Yiğit. Yiğit Onan. Yiğit ikinci atış. Bu da kaçtı. Rebound'u Apşov yapıyor. Fark 2. Apşov. Topa son dokunan. Orada Duşan diyor mücadelenin hakemi. 3.8 kaldı. Apşov o topu çıkaramadı bir türlü. Ardından da son dokunan Apşov diyor mücadelenin hakemi. İki hakem arasında diyaloğu kurdu. Topa son dokunan Apşov son malasını da kullanıyor Gaziantep. Gerçekten inanılmaz bir son. 3.8 saniye var. 90-88. Bugün hiç kaçırmayan Yiğit Onan hata yaptı.
2'de 0 yolladı. Sonrasında Abşov bir türlü çıkaramadı elinden. Ve top kaybı Alagöz Holding Iğdır'dan. Mola sona eriyor gerçekten. İnanılmaz bir mücadele. Son bölümde Alagöz Holding Iğdır basketbol. Oyunun içerisine girmeyi, farkı eritmeyi bildi. 27 sayı bulduğu son çeyrekte rakibinin sadece o 17 sayısına izin verdi. Yiğit Onan. Yiğit Freymanis'e doğru. Freymanis kontrolü sağladı. Burak'tan hemen faul. Freymanis iki atış kullanacak. O da bugün ilk kez çizgiye geliyor. Rollins Freymanis. 52 serbest atışta 42 isabet bulmuştu. Oynadığı 29 mücadelede 1988 doğumlu tecrübeli isim Freymanis. İlk atışı isabetli, fark 3'e çıktı. Buradan gelecek bir isabet. Farkı çift hücuma çıkaracak. Freymanis. Rollins Freymanis kaçırmadı. Mola geliyor değerli basketbol severler. 92-88'lik skor. 2'de 2 geldi. Fark 4'e çıktı. Alagöz Holding Iğdır basketbol son molasını da kullanıyor. ...3.8 saniye... ...92-88'lik Gaziantep üstünlüğü var. Bakalım çok hızlı bir isabet bulabilecek mi Alagöz Holding Iğdır basketbol. Burak, onun pası. 3 sayılık atış Murat'tan, isabetli değil ve mücadele sona eriyor. Gaziantep basketbol son bölümünde oldukça zorlansa da Alagöz Holding Iğdır basketbol deplasmanından galibiyetle çıkmayı başarıyor ve üst üste 4. galibiyetini alıyor. Bu galibiyetle birlikte diğer tarafta Alagöz Holding Iğdır basketbolda son 2 haftada mağlup olmuştu. Onların da galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Karşılaşma sona eriyor. Gaziantep basketbol 92 sayı buldu. 20 sayısı Erkin'den, en skorer isim Erkin Şenel. 16 şar sayı Marius Watson ve Rollins Freymanis'ten, 13 sayı Yiğit Onan'dan, 12 sayı da Duşan'dan. Ev sahibinde 29 sayı bulan Roberts Upshaw en skorer isimdi. 9'da reboundu vardı. 19 sayıyla Beno Yembala etkili bir oyun ortaya koydu ve 11 sayıyla da Burak Erol aynı zamanda 9 asistiyle takımına katkı verdi. Önümüzdeki hafta Alagöz Holding Iğdır basketbol Sigortam.net'le karşı karşıya gelecek. Gaziantep'e baktığımızda onlar da Kapaklı'yı evinde ağırlayacaklar. Gaziantep için kritik bir galibiyet oldu. Ben Deniz Mehmet, Antep mücadelenin anlatımında sizlerleydim.
Sürçülisan ettiyse kahvola, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Yeniden görüşünceye dek bu güzel spordan Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından ayrılmayın. Mutlu hafta sonları.